Teşekkür ediyoruz. Şimdi de değerli konuklarımız, kıymetli katılımcılarımız, konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Doktor Fahrettin Koca'yı davet ediyorum huzurlarımıza. Saygıdeğer mevkidaşlarım, HİMS'in değerli temsilcileri, sayın katılımcılar, kıymetli basın mensupları. HİMS, Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı münasebetiyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirtir. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bundan 20-25 yıl kadar önce dilimizde bilişim diye bir kavram yoktu. O zamanlar maksadımızı bilgi işlem ile ifade ederdik. Sektörümüzde de bir avuç bilgi işlemci vardı. Hastanelerde bulunan sayılı bilgisayarlar genellikle kilitli odalarda kullanılmasına az sayıda kişinin izin verildiği cihazlardı. Sistem odası denilince akla trafo ve benzeri teknik cihazların bulunduğu bodrumdaki bir oda anlaşılırdı. Devlet hastanelerinde bir tek bilgisayar alımı bile bakanlık merkezinin iznine tabiydi. Sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya geçtiğinde ilk çıkan genelgelerden birisi devlet hastanelerimizin bilgi sistemleri alımında kendi imkanları ile serbest bırakılmasıdır. Bu genelgeyi takiben hastanelerimiz donanımlarını kurdular. O zamanki moda adıyla otomasyon ihalelerini yapmaya başladılar. Bu süreç hastanelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda altyapıların ve yazılımların sürekli değişimine ve gelişimine şahit oldu. Bazı hastanelerimiz sistemlerini baştan aşağı yenilemek zorunda kaldı. Artık hastanelerimiz tüm işlemlerini yürütmek için bilgi sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar, yatırım yapıyorlar. Beraber çalıştıkları yazılım firmalarına ihtiyaçlarını karşılamaları, vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için baskı kuruyorlar. Devasa yer tutan fiziki arşivlerini dijitalleştirmeye çalışıyorlar. Filmsiz hastaneden kağıtsız hastaneye geçmeyi hedefliyorlar. Burada bir örneğini göreceğimiz dijital hastane olma uğraşı veriyorlar. Süreç burada durmayacak. Bir adım sonra akıllı hastane olmak için çaba harcayacaklar ve hatta yapay zeka taşıyan sistemler talep edeceklerdir. Bilişimin kullanılması sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirmiş durumda. Veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve nihayet verimlilik arayışları bu zeminde hayat bulmuştur. Ülkemizin bu alanda göstermiş olduğu ilerleme birçok yönüyle dünyaya örnek olabilecek mahiyettedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu tür çalışmalara hem önder hem de destek olmaktayız. Ülkemizin hastane bilgi yönetim sistemlerinde ulaştığı nokta belli standartlar çerçevesinde ancak rekabete açık olarak hastanelerle yürütülen projeler ve tecrübelerin sonucu. Şu anda tamamen yerli diyebileceğimiz pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övünebiliyoruz. Sağlık alanında ulusal çapta büyüklüğümüze ve nüfuzumuza sahip pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturdu. Vatandaşlarımızın tamamının sağlık verilerini saklayabilecek, işleyebilecek ve paylaşabilecek düzeye eriştik. Bunu insanlarımızın sağlığını geliştirmek, doğru sağlık politikaları oluşturabilmek ve sağlık harcamalarımızı optimum seviyede tutmak için bir fırsat olarak görüyorum. Sağlık hizmetinin artık alışıldık kurallarla yürütülemeyeceği aşikardır. Bilişimi dikkate almadan hizmetlerin planlanmasını ve yürütülmesi mümkün değildir. Yönetim anlayışından
yönetişim anlayışına evrilmek durumundayız. Sağlık finansmanlı ve sigortacılığı artık elektronik kontrol mekanizmaları olmadan gerçekçi bir seviyede tutmak mümkün görünmüyor. Hastaneler artık kağıt üzerindeki hesaplarla yönetilemeyecek kadar karmaşık hizmetler üreten örgütler halini almıştır. Bu örgütler 24 saat dinamik olarak çalışan, yaşayan organizmalar gibidir. Bu organizmaları ayakta tutabilmek, içinde çalışan sistemlerin koordinasyonunu sağlamak, hemen tüm süreçlerde bilişim sistemlerinin etkin varlığı ile mümkün. Sağlık kuruluşlarının bilişimle bu kadar bütünleşmesi, sağlık bilişimi uzmanlarına olan ihtiyacı her geçen gün arttırmıştır. Bu ihtiyaç özellikle devlet hastanelerimizin hizmet alımı yoluyla bilişim firmalarıyla ortak çalışmaları sonucu aşılabilmiştir. Bu ortak çalışma modeli ülkemizde diğer ülkelerle kıyaslandığında hiç de küçümsenemeyecek bir insan gücünün gelişmesini teşvik etmiştir. Hastanelerimiz bilgi sistemlerinden sadece idari ve mali amaçlar için değil, sağlık hizmet kalitesini arttırmak için yararlanır hale gelmiştir. Bu düzeyi ölçmek için de bakanlık olarak HİMS'in EMRAM gibi modellerini kullanmayı tercih ettik. Burada birinci amacımız hastanelerimizin sağlık hizmet kalitesine bilgi ve teknolojiyi ne kadar etkin kullandıklarını ölçmek ve yeni hedeflerle bu düzeyi yükseltmek oldu. İkinci amacımız ise ülkemizin elde ettiği başarıları uluslararası arenada göstermek ve tanıtmaktır. Bu sayede sadece sağlık hizmet sunumunda değil, bilgi ve teknolojinin kullanımında da ülkemizin bölgesinde örnek olarak gösterileceğine inanıyoruz. Düzenlenen bu kongrede ülkemizin geldiği düzeyi sizlerle birlikte müşahede etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Geldiğimiz noktayı sayılarla ifade edecek olursak, HİMS EMRAM kriterlerine göre seviye 6 hastane sayımız 167, seviye 7 yani tam dijital hastane sayımız ise 3'e ulaşmıştır. Ayrıca ilk defa bu yıl uygulamaya başladığımız bir uygulama ile seviye 6 olan ağız ve diş sağlığı hastane sayımız da 7'ye yükselmiştir. Tüm bu sayıların artacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle tam dijital hastane haline gelen İzmir Tire Hastanemizi, Yozgat Şehir Hastanemizi ve İzmir Ödemiş Hastanemizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu verdiğim sayılarla Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir. Bakanlık olarak bundan 6 yıl önce başladığımız bu süreçte hedefimiz hastaneleri yerli yersiz teknolojiyle donatmak değil, sağlık hizmet kalitesi ve hasta güvenliği için doğru bilgi ve teknolojinin gerektiği yerde ve en iyi şekilde kullanımını sağlamaktır. Artık günümüzde ulusal çapta sağlık bilgi sistemlerimiz, hastanelerimizin ve aile hekimlerimizin kullandığı bilgi sistemleriyle tam entegre çalışmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı, sağlıkta ilgili üretilen verilerin tamamını tek bir veri havuzunda depolayarak hasta mahremiyeti ilkeleri çerçevesinde kişilerin kendilerinin ve hekimlerinin erişimine açmış durumdadır. Bu veri tabanının yerel seviyede veya ülke çapındaki yönetim ve planlamalarımızda kullanılması yönündeki çabalarımız sağlık yönetişiminin güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Sağlık alanında henüz çok belirgin olmasa da bilişim tüm hayatımızı etkilemiştir. Bu gidişle insan hayatının her noktasında yer alması kaçınılmaz görünmektedir. Akıllı taşınır cihazların giderek daha çok kullanılması ile mobil sağlık uygulamaları hayatımıza daha çok girecektir. Bu dönüşüm sağlık hizmetlerinin sunum karakterini kökten değiştirecektir.
Artık internet sayesinde sağlık profesyonelleri ile hastalar arasındaki bilgi asimetrisi azalmaktadır. Hastalar doktorla karşılaşmadan önce şikayetlerini araştırmakta, hastalıkları hakkında daha fazla bilgili olarak gelebilmektedir. Doktorlarla teşhis ve tedavi seçeneklerini tartışmaktadır. Bu olumlu yanının aksine bilgi kirliliğinin artması ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve yeni arayışlara yol açmaktadır. Sağlık meslekleri eğitiminde sağlık bilişiminin müfredatın vazgeçilmez bir parçası olması artık ihmal edilmemesi gereken bir husustur. Ardımızdan gelmekte olan ve bilgisayarla içli dışlı olarak yetişen neslin yaşama, okuma, çalışma, iş yapma, eğlenme şekillerini göz ardı etmemeliyiz. Dış dünya ile ilişkisini sosyal medya organları ile yürüten, internet ortamını hafıza olarak kullanan bu nesil ile hayatın her alanında olduğu gibi sağlık hizmeti alışverişinde de büyük çatışmalar yaşama ihtimalimiz olduğunu akılda tutmalıyız. Bu yeni durumu yönetebilecek dinamik bir hazırlanma sürecine ihtiyacımız var. Sadece sağlık alanında değil, tüm geleceğimiz bilişim alanında gerçekleştireceğimiz başarılarla şekillenecektir. Bu inanışla HİMS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nın yapacağı katkının önemine ve hayırlı olacağına inanıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.